GSX-S 1000 nihayet duyuruldu ve yenilendi, baştan aşağı yenilendi. Hatta geçen günlerde bir Suzuki'ye bir eleştiri videosu yapmıştık ufaktan. O videoda eleştirdiğimiz birçok şeye karşılık cevap gelmiş Suzuki tarafından çoktan aslında baktığımız zaman ki bu da demek ki Suzuki'nin de bizimle aynı fikirde olduğunu gösteriyor belli noktalarda. Çünkü gelen değişimlerden bunu görüyoruz. Açıkçası ben bir naked motosiklet hayranı olarak GSX-S 1000'i Beğendim. Şöyle beğendim. Tasarım anlamında hani yani hani keşke markalar işte MT-07, MT-09'da falan olduğu gibi işte yeni mt 25 falan olduğu gibi o tip tasarımları, kafa tasarımlarını kullanmasalar Naked'larda ama maalesef ki C6S binde de böyle bir kafa tasarımı var. Kafa tasarımı hariç gövde kısmına baktığımda müthiş bir motosiklet bizi bekliyor gibi geliyor bana. Hatta öyle bir yapmışlar ki böyle Suzuki onun yan tarafına ufak böyle o GP'de gördüğümüz kanatlardan koymuş. Onun böyle minik versiyonunu koymuşlar. Çok da şık olmuş bence. Önden baktığınız zaman o kanadın duruşunu görüyorsunuz. Çok ilginç bir duruşu da var. Yani Suzuki bence güzel bir hamle yapmış GSX-S1'in tasarımıyla. Tabi kafa daha farklı olsaydı daha güzel olacaktı. O konuda birçoğumuz hemfikirizdir diye tahmin ediyorum. Ama Genel anlamda baktığımızda güzel bir motosiklet olmuş. Biraz böyle bulduğum detaylarına değinmeye çalışacağım. Hakkında bilgi sahibi olduğum detaylarına değinmeye çalışacağım. Şimdi oturuş pozisyonunu biraz daha dik ayarlamışlar. GSX-R 1000'lere göre özellikle. Hatta şöyle bir mottosu var Suzuki'nin burada. GSX-R işte piste hakim olun. GSX-S 1000'le de yollara hakim olun demişler ki öyle de bir hani Street Fighter diyorlar ya böyle sokak dövüşçüsü tam o tarafta böyle tam bir Street Fighter olmuş bence GSX-S 1000. Çok böyle şık duran bir motosiklet. Bu sefer artık o halojen farları görmeyeceğiz, LED farları göreceğiz. Bu bir artısı olacak. Aynı zamanda işte ağırlığına falan da değineceğim bu arada motosikletin ama dikkat çeken bazı noktaları da var. İşte bunlardan biri o kanatlar. Onun dışında yine burada işte Right by wire göreceğiz. Yani elektronik bir gaz kolu, elektronik olarak kontrol edilen bir gaz kolu göreceğiz. Suzuki Clutch Assist System diyorlar. SCAC diyorlar buna. Yine bu sistemi de göreceğiz. Ayrıca şunu göreceğiz. İşte yine işte motor frenin kontrolü falan filan gibi durumlarda olacak benim anladığım kadarıyla. Ve hani amortisör tarafında Kayaba'nın bu sefer amortisörlerini kullanacak yine. Ve ayarlaması kolay olduğu yazıyor. Yani easy to adjust rear shock suspension diyorlar. Yani arka amortisörün kolay olarak ayarlayabileceğiz. Kolay ayarlanabilir bir amortisör olacakmış. Kayaba'nın çatallarını kullanacak ön tarafta yine. Yani baktığınız zaman böyle amortisöre de güzel yatırım yapmışlar gibi gözüküyor. Radyal frenler olacak. 4 pistonlu radyal fren kaliperleri olacak. Brembo'dan bu yine bir artısı. İşte 310 milimetrelik diskleri olacak. 310 mm biraz acaba 320 mi olsaydı falan gibi dedirtebiliyor ama bence o işi de başarmışlardır gibi düşünüyorum ben. Yani ilk izlenim olarak. tabi daha sürmedim bilemeyeceğim ama. Bunun dışında yine Suzuki'nin Intelligent Riding System dediği, SIRS dediği sistem yine mevcut. Yani böyle birçok elektronik destek olacak eski Suzuki'lerin aksine. Çünkü GSX-S1000'de işte GSX-S750'de falan böyle çok fazla hani elektronik vesaire yoktu. Ama GSX-S1000 2021 yeni GSX-S1000 yeni, gelen, yeni gelecek olan modellerde elektroniği basmışlar, doldurmuşlar. Bu kadar elektroni, elektroniği Suzuki'nin başka hangi modelinde gördük? V-Strom 1050 XT'de gördük. Düz versiyonunda elektroniklerden kısılmıştı 1050'nin mesela ama XT'sinde çok fazla elektronik vardı işte yokuş kalkış desteğinden tutun bilmem ne yani aklınıza gelebilecek hemen her şey işte cornering ABS, viraj ABS, traction control yani çekiş kontrolü falan hepsi vardı. GSX-S 1000'de de bunlar yine olacak. 3 farklı sürüş modu olacak bu arada. Onun dışında özel kişiselleştirilebilir modlar olacak. Traction Control biraz daha ileriye taşınmış Suzuki'nin söylediğine göre. Burada Traction Control'ün kalitesini bir nebze daha arttırmışlar. Hatta ona Advanced Traction Control System demişler. Böyle de bir yine bir artısı var. Bir Directional Quick Shifter yani çift yönlü çalışabilen Quick Shifter, quick shifter olduğunu görüyorum. Yani hem yukarıya hem aşağıya Quick Shifter'ı kullanabileceksiniz. Tabi üstünde standart mı gelecek, opsiyonel olarak mı açılacak orasını bilmiyorum henüz. Ama yine iki yönlü Quick Shifter'ı da kullanabilmenizin mümkün olduğunu söyleyeyim CSXS 1000'de. Yine Easy Start var yani Marşa tek dokunuşla GSX-S1000 çalışabilecek. Düşük devirlerde mesela Wistron 1050 XT'de de olan düşük devirlerde bu işte Low RPM Assist dediği Suzuki'nin mesela kalkışta size yardımcı olan işte debriyajı bıraktığınız zaman stop etmemeniz için gaz vermeden böyle rahat hareket edebilmeniz, yürüyebilmeniz için Suzuki'nin bir sistemi var. O sistem yine burada olacak o destek sistemi. Onun dışında Mavi rengi Suzuki'nin zaten aklımızın gittiği o böyle açık mavi tonlarını çok güzel yapıyorlar. Boyayı da çok kaliteli kullanıyorlar. Yani yine o mavi rengi göreceğiz Suzuki GSX-S 1000'de. Başka bakıyorum hangi renkleri var? Metalik mavisi var, siyah rengi var ve gri rengi var. Yeni çıkacak olan GSX-S 1000'in. Onun dışında böyle mesela mavi renginde jantları da mavi yapmışlar falan o da şık olmuş. Kuyruk biraz daha keskin olsaydı daha tatlı olabilirdi. Çünkü ön taraf fazla keskin böyle. Fazla keskin hatlara sahip ama kuyruğa geldiğimizde o keskinlik biraz kırpılmış gibi onu görebiliyorum. Ama yine hani çok büyük problem mi? Bence değil. Arka lastiği 190'lık tercih etmişler. Yani 190 arka lastik güzel böyle kalın evatlı duracak ve 19 litre depo var. B Naked motosiklet için 19 litre depo gerçekten büyük. Yani menzilinin çok böyle yüksek olacağını tahmin edebiliyorum. Aşa aşağı yukarı böyle rahat bence işte 300 km menzilleri rahat görecektir diye düşünüyorum. Bu arada ön tarafta Brembo var demiştim ama arka tarafta Brembo yerine Nissin tercih etmişler. Orada biraz hani fiyatı daha uygun tutabilmek amaçlı olmuştur diye tahmin ediyorum. Arkada Nissin önde Brembo olmasının. Yani iki kaliper de farklı olacak birbirinden. Ön ve arka birbirinden farklı olacak. Böyle bir detay var. Güzel yanı ne? 190'lık arka lastik. 19 litrelik depo bunların hepsi yine Suzuki GSX-S 1000S'in artıları. Peki ağırlık ne kadar? Ağırlıkta 214 kilogram. Yani işte ağır tarafta kalıyor ama Suzuki'ler genelde evet ağır tarafta kalıyorlar. O yüzden hani ona da şey diyemeyeceğim ya işte Suzuki'dir deyip orada hani geçeceğiz o mevzuyu. Çünkü Evet, 214 kilogram biraz ağır tarafta. Ona yapacak bir şey yok, diyecek bir şey yok. En merak ettiğiniz konuya da geleyim. Kaç beygir olacak? Şöyle, 150 beygir olacak ve bu 150 beygiri 11.000 devirde verebilecek GSX-S1000. Yani böyle artık 11.000 devirleri de çevirdiğine göre aslında bayağı hani yine bol devir çeviren bir blok göreceğiz. GSX-S1000'de. Şimdilik benim GSX-S1000 ile ilgili topladığım bilgiler bu şekilde. Siz de bildiklerinizi yorumlara yazın bir bakalım. GSX-S1000 benim gibi böyle merakla bekleyenler var mı? Hatta böyle gelip de burada teste falan açılırsa ben gidip böyle yapışacağım artık Suzuki'nin yakasına. Diyeceğim ki şu GSX-S mini bir verin de bir çöpün oradan dönüp gelelim değil mi diyeceğim Suzuki'ye de. Onlar da şimdiden savunsun kendilerini. Benim gibi böyle GSX-S sevenler, GSX-S 750'yi de çok severim bu arada tasarımsal olarak böyle şimdiden pusuya yatmışlardır diye tahmin ediyorum. Göstergeyi gördüğümde de mesela göstergede böyle biraz büyükçe bir gösterge tercih etmişler. Böyle renkli falan değil ama birçok bilginin dolu olduğunu da görebiliyorum gösterge içinde de. Yani baktığım zaman benim hoşuma giden bir motosiklet oldu. Sabırsızım, bekliyorum. Özellikle test etmeyi de çok istiyorum. Ama şimdilik GSX-S 1000 ile ilgili ilk bilgiler bu şekilde. Artık sonraki videolarda veya GSX-S 1000'in test videosunda kim bilir. Görüşmek üzere diyelim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.